Merhaba, çocuklarda sık görülen bir belirtiyi, bayılmayı yani senkovu anlatacağım. Bayılma, tıptaki adıyla senkop, özellikle genç erişkinlerde ve ergen çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Genç erişkin yaşa ulaşan her 5 kişiden birinde hayatın herhangi bir döneminde en az bir kez senkop hata geçirilmiştir. Senkop atağından hemen önce gözlerde kararma, seslerin boğuk işitilmesi ve baş dönmesi meydana gelir. Birçok kişi bayılmasa bile bu öncü belirtilerden yakınır. Özellikle sıcak yaz aylarında uzun süre ayakta kalınca ya da ayağa kalkınca senkop atakları tetiklenir. Kan basıncındaki ani düşme ve beyin kan akımının azalması sonucu beyin oksijen miktarı azalır ve senkop meydana gelir. Senkop çocuklarda bilinç kaybı yapan nedenlerden sadece birisidir. Diğer nedenler çocuklarda oldukça nadiren görülür. Çocuklarda bilinç kaybı yapan diğer nedenler şikayetlerin iyi bir şekilde sorgulanması ve fizik muayene ile çoğunlukla ayırt edilebilir. Nadir nedenler havale, nörolojik sorunlar, kalp hastalıkları ve strestir. Özellikle bayılmaya neden olan kalp hastalıkları, yaşamı tehdit eden ciddi sorunlardır ve mutlaka araştırılmalıdır. Çocukluk çağındaki en sık senkop, vazovagal senkoptur ve senkopların %90'ından sorumludur. Vazovagal senkopta kan basıncı ve kalp hızını kontrol eden otonom sistemin kontrolü geçici olarak bozulur. Aniden kan basıncı düşer ve kalp yavaşlar. Hastaların hayati tehlikesi yoktur. Sıcaktan uzak durulması, daha çok su içilmesi, yemek ve içeceklerde daha çok tuz tüketilmesiyle senkop atakları önlenebilir. Ayrıca baş dönmesi gibi öncü belirtiler başladığında bireyin oturması ya da uzanmasıyla senkop atakları önlenebilir. Her ne kadar nadir olsa da kalp hastalıkları da çocuklarda ve erişkinlerde senkopa neden olur. Özellikle aort stenozu gibi kapak hastalıkları, kalp kasında kalınlaşmayla giden hipertrofik kardiyomiyopati gibi kalp hastalıkları önemli ve tehlikeli senkop nedenleridir. Ayrıca ritim bozuklukları, kalbin kasılma gücünün azaldığı dilate kardiyomiyopati ve miyokardit gibi kalp hastalıkları da önemli kardiyak senkop nedenleridir. Senkop geçirenlerde şu belirtiler kardiyak nedenleri işaret eder. Senkop efor yaparken yani spor yaparken meydana geliyorsa, ailede beklenmeyen ve nedeni bilinmeyen ani ölüm öyküsü varsa, ailede ritim bozukluğu, hipertrofik kardiyomiyopati gibi genetik geçişli hastalık öyküsü varsa, doğumsal kalp hastalığı olan birey varsa ya da geçirilen senkop atağı ağır bir travmaya neden oluyorsa. İşte bu gibi durumlar söz konusuysa senkop atağı için mutlaka çocuk kardiyolojisi uzmanına gidilmelidir.